Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her fırsatta sanat, müzik ve dans konusundaki yeteneklerini sergilediği birçok kaynakta biliyorsunuz yer alıyor. Tarih kitaplarında ise şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk dans etmeyi çok sever ve çevresindekilere de sürekli dans etmelerini tavsiye ederdi. Atatürk'ün çok sevdiği vals dönemi yine popüler danslarından biriydi. Atatürk hepinizin bildiği gibi aynı zamanda zeybek de oynuyordu. Dönemin en popüler dansı olmasının da etkisiyle vals yine Atatürk'ün en sevdiği dans olmuştu. Bu sebeple 2023 Avrupa Tango Salon ve Vals kategorisinde şampiyon olan iki yetenekli başarılı dansçımız bugün bizlerle beraber. Sevgili Nida ve Batuhan, hoş geldiniz. Böyle özel bir günde bize atamızı bir kez daha burada valsiyle anarak olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Neler hissediyorsunuz öncelikle? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle Türk tangosunda bir ilki başardık Avrupa'da. İkinci kez bir yarışmaya katıldık. Geçen sene de katılmıştık. Ve yaklaşık 28 farklı ülkeden 90 tane çiftin katıldığı bir yarışmaya da dans ettik. Ve birinci olduk. Bu normalde bile Türk tangosu için inanılmaz güzel bir başarıyken Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu yapmış olmak çok fazla gururlandırdı. Çünkü evet. O gurur şu an bizde bir kere. Çünkü ülkemizde bazen hissetmiyoruz ama dışarıya çıktığımızda ve bir etkinlik, yarışma, farklı ülkelerin katıldığı bir şeyde bulunduğumuzda gerçekten insan milli duyguları çok fazla çok yaşıyor. Çok daha fazla hissediyor. Değil mi? Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için de çok mutluyuz. Ne mutlu bize. Cumhuriyetimizin 100. yılında milli değerleri yücelttiğimiz için çok mutlu hissediyoruz kendimizi. İnanın orada Türkiye isminin anons edilmesi ve diğer bütün tango dansçılarının ve vals dansçılarının Türkiye adını duyması bizi çok mutlu etti. 100. yıl gerçekten Cumhuriyetimiz için bir mihenk taşı ve bugünleri gördüğümüz için bizlerle çok mutluyuz ve Türk milletini gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük alkışlarla sizleri uğurluyorum. Başarılarınızın devamını duymak için sabırsızlanıyoruz. Sizleri buradan uğurlarken günün ilk konuğunu davet etmek istiyorum.